Merhaba sevgili öğrenciler, Dersimiz İlkokul kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik dersi sıvı ölçme konusu ile ilgili problemler çözeceğiz. Sizlerden isteğim her sorunun başında videoyu durdurup soruları önce kendiniz çözün ve daha sonra benim çözümümü dikkatle izleyin. Öncelikle bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Ayrıca bizleri Dersimiz İlkokul Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Eğer hazırsanız ilk sorumuzla başlıyoruz. 3 litresi 24 lira olan sütün yarım litresi kaç liradır? A 8, B 4, C 12. Evet sevgili öğrenciler sorumun çözümünde 3 litresi 24 lira imiş. Evet 3 litresi 24 lira ise 1 litresi ne kadar olur? Önce onu bulalım. 3 litresi 24 lira ise 1 litresini bulurken 24'ü 3'e bölerim sevgili öğrenciler. 24'te 3, 8 defa var. 8 kere 3, 24. Evet 1 litresi 8 TL'ymiş sevgili öğrenciler. Evet ama bizden yarım litresini soruyor sevgili öğrenciler. Bir şeyin yarısını bulurken 2'ye bölebilirsiniz. Ya da bunu şekil üzerinde gösterirsek bu bir bütündür. Bunun tamamı 8 ise evet, bize bunun yarısı lazım. Ve bu da 4 TL 4 TL olarak ayrılır sevgili öğrenciler. Bunu matematiksel işlem olarak yapmak istesek. Evet 8'i 2'ye bölerim. Çünkü bir şeyin yarısını bulurken 2'ye bölmek gerekir. 8'de 2, 4 kere var. 4 kere 2, 8. Evet yine aynı sonucu bulmuş olduk sevgili öğrenciler. Bu sütün yarım litresi 4 TL'dir. Yani cevabım 5 yıkıdır sevgili öğrenciler. 2 litre su 5 TL ise 30 TL ile kaç litre su alınır? A 30, B 12, C 8. Evet sorumun çözümünde 2 litre su 5 TL ise bunun 1 litresini bulmak için 5'i 2'ye böleriz. Ancak 5'i 2'ye böldüğümüz zaman bu tam olarak bölünmez, kalanı çıkar. Bu yüzden farklı bir çözüm yolu deneyeceğiz sevgili öğrenciler. Evet burada 30'un içinde kaç tane 5 TL var? Onu bulacağız. Evet 30'un içinde kaç tane 5 TL var? Bulalım. 30'u 5'e bölersem 6. 6 kere 5 30. Evet 30'un içinde 6 tane 5 TL vardır sevgili öğrenciler. 1 tane 5 TL ile 2 litre su alabiliyorsak 6 tane 5 TL ile 6 çarpı 2 litre su alabiliriz. Yani çözümüm 6 çarpı 2 12 litre su alabilirim sevgili öğrenciler. Buradaki büyük L harfi litrenin kısaltılmasıdır. Evet cevabım 12 litre sevgili öğrenciler. Yarım litresi 8 lira olan zeytinyağının 3 litresi kaç liradır? A 24, B 48, C 54. Evet, bu soruda yarım litresi 8 lira dediğine göre biz öncelikle 1 litresi ne kadarmış onu bulalım sevgili öğrenciler. Evet, hemen şekil olarak yarımı bir gösteriyorum. Evet yarım bu bütünün iki parçasından bir tanesidir. Yani burası ne kadarmış? 8 TL'ymiş. Evet bir şeyin yarısı onu iki eş parçaya ayırır. Yani burası 8 ise alt taraf da 8'dir. Bunun bir bütün olarak biz 1 litre olarak kabul etmiştik. O zaman 1 litresi kaç liradır sevgili öğrenciler? 8, 8 daha. Evet 16 TL'ymiş. Evet 1 litresi 16 TL ise 3 litresini bulurken de onu 3 ile çarparım. 6 kere 3 18 elde var 1. 3 kere 1 3 bir daha 4 Evet yarım litresi 8 lira ise 1 litresi 16 liradır ve 3 litresi de onu 3 ile çarparım ve 48 TL olarak bulurum cevabım B şıkkıdır 4 yarım litre artı 12 çeyrek litre kaç litre eder A 5 B 6 C 16 2 yarım bir bütün ediyorsa sevgili öğrenciler 4 yarım kaç bütün eder? Evet 4 yarım 2 bütün eder. Bunu da bu şekilde çizebiliriz. Evet bu bütünü yarımlara ayırırsak. 1, 2, 3, 4. Evet bu 4 tane yarım bize 2 tane bütün litreyi verir sevgili öğrenciler. Evet 4 çeyrekte 1 bütün ettiğine göre 12 çeyrek litre. Bakalım kaç litre edecek. Evet 1 bütünü çeyreğe ayırmak için onu 4 parçaya bölerim. Evet bu dört parçadan her birisi bir çeyrek demektir. Evet bu bir çeyrek, iki çeyrek, üç, dört. Üzerine saymaya devam ediyorum. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve on iki. Evet on iki çeyrek litreye ulaştık ve bir, iki, üç tane litre elde ettik. Evet dört yarım iki litredir. 12 çeyrek litrede 3 litredir. Evet, bunları toplamamız isteniyor. 2-3 daha 5 litre çıkar sorumun cevabı sevgili öğrenciler. Evet, cevabım A şıkkıdır. Sıradaki sorum. Babam 120 litre sütü 5 litrelik şişelere koydu. Bir şişeyi 20 liraya sattı. Babam kaç lira kazanmıştır? A- 400 lira B- 480 lira C- 600 lira Evet, sorumun çözümünde... 120 litrelik sütü 5 litrelik şişelere doldurursak bakalım kaç tane şişe olacak? Önce onu bulalım. 120'yi 5 litrelik şişelere dolduruyoruz sevgili öğrenciler. 12'de 5 2 kere var. 2 kere 5 10. Evet çıkarma işlemi yaptım. Daha sonra sayıyı yukarıdan indiriyorum ve soruyorum. 20'de 5 4 kere var. 4 kere 5 20. Evet 24 tane şişe elde ettim. Evet şimdi bu şişelerin bir tanesini 20 liraya satacağız. Evet 24 tane şişem varmış ve bunun bir tanesini de 20 liradan satarsam bakalım kaç lira kazanacağım. 0 ile 4'ü çarparsam 0, 0 ile 2'yi çarparsam yine 0. 0 ile hangi sayıyı çarparsanız çarpın sonuç 0 eder. 0 çarpma işleminde yutan elemandır. Evet 2 kere 4, 8, 2 kere 2, 4. Evet şimdi de toplama işlemi yapıyorum. Evet 480 TL kazanıyor babam sevgili öğrenciler. Evet cevabım B şıkkı. Mehmet amcanın ineklerinden birincisi günde 7 litre, ikincisi 5 litre, üçüncüsü 11 litre süt veriyor. Mehmet amca ineklerinden bir ayda kaç litre süt elde eder? Evet sorumun çözümünde birinci inek evet günde 7 litre süt veriyor. İkinci inek günde 5 litre süt veriyor ve üçüncü inek de bir günde 11 litre süt veriyor. Şimdi bunların üçünü de toplarsak bu üç inek bir günde ne kadar süt veriyor onu bulmuş olacağız. Evet 7 5 daha 12 bir daha 13 elde var bir. Evet bu biri de o elde bir eklersek 23 litre eder sevgili öğrenciler bu bir günde. Evet bize bir ayda dediğine göre bir ay kaç gün Evet bir ay 30 gündür. Evet bir günde 23 litre süt veriyorsa 30 günde yani bir ayda bakalım ne kadar süt verecek. Evet sıfıra çarpınca yine sıfır oluyor. 3 kere 3 9. 3 kere 2 6. Şimdi bunları toplarsam evet bir ayda 690 litre süt verir Mehmet amcanın inekleri. Cevabımız C şıkkı. Sıradaki sorum. 5 litre suya 2 litre limon suyu katılarak limonata yapılıyor. 42 litre limonata yapmak için kaç litre limon suyuna ihtiyaç vardır? Evet, sorunun çözümünde 5 litre su ve 2 litre limon suyu bir araya getirilerek bir karışım elde ediliyor. Yani limonata elde ediliyor. Şimdi onu bir oluşturalım. Evet, bu şekilde bir sürahimiz olsun. Evet, buna 5 litre su koyacağız. Evet. 5 litre su koyduk. Ve üzerine de 2 litre limon suyu koyacağız sevgili öğrenciler. Evet 2 litre de limon suyu koyalım. Evet limon suyu. Evet bu sarıyla çizdiklerim limon suyu. Mavi ile çizdiğimde sudur sevgili öğrenciler. Evet şimdi bu ikisinin karışımı kaç litre ediyor sevgili öğrenciler? Evet 5 litre su vardı. 2 litre de limon suyu. Toplamda 7 litrelik bir limonata elde etmiş olduk. Evet ama bizden 42 litrelik bir limonata yapmamız isteniyor. Yani şöyle büyükçe bir kap çizelim ve buradan 42 litre limonata oluşturmamız gerekiyor. Evet ama karışım miktarları aynı olacak. Yani her 5 litrelik suya 2 litre limon suyu ekleyeceğiz ve toplamda 7 litre olacak. Evet şimdi 42 ile 7 arasında bir bağlantı kurdunuz mu? Evet bunun 6 katıdır sevgili öğrenciler. Evet bunu bulabilmek için 42'yi 7'ye de bölebilirsiniz. Yani 42'nin içinde 7 litrelik karışımlardan 6 tane var. Yani bu küçük kaptan 6 tane olunca bu büyük kabı dolduruyor sevgili öğrenciler. Şimdi bunun ne kadarı su ve ne kadarı limon suyu onu bulacağız. Bizi ilgilendiren kısım da zaten limon suyu olan kısım sevgili öğrenciler. Yani bizden istenen cevap burası. Evet şimdi 7 litrelik karışımdan 6 tane olunca 42 litrelik limonatayı yapmış oluyoruz. Şimdi 7 litrelik karışımda 5 litresi vardı ve bundan da 6 tane olacağına göre evet 5'i 6 ile çarparsam evet 6 kere 5 30. Bu 42 litrelik karışımın 30 litresi su olacaktır. Evet 2 litrelik limon suyunda bunu da 6 katını alacağız sevgili öğrenciler. Evet 6 çarpı 2 evet 12 litrede limon suyu olacak sevgili öğrenciler. 42 litrelik karışımda. Yani 30 litre su, 12 litrede limon suyu toplamda zaten 42 litrelik limonata ediyor. Evet o halde bizden istenen limon suyuydu. Yani ne kadar limon suyuna ihtiyaç var deniyordu. Evet 12 litre limon suyuna ihtiyaç vardır. Sıradaki sorum. Bir su deposunda 600 litre su vardır. Bir aile günde 145 litre su tüketiyor. Üçüncü günün sonunda depoda kaç litre su kalır? A. 435 litre B. 270 litre C. 165 litre Evet sevgili öğrenciler soruyu çözdüyseniz ben çözüme geçiyorum. Başlangıçta su deposunda 600 litre su varmış ve bu aile bir günde evet bir günde 145 litre su tüketiyormuş. Üçüncü günün sonunda yani 3 gün boyunca aynı şekilde günde 145 litre su tüketecek. Bakalım üçüncü günün sonunda kaç litre su tüketilmiş olacak onu bulalım. 5 kere 3 15 elde var 1 3 kere 4 12 bir de elden vardı 13 yine elde 1 3 kere 1 3 bir de elde 4 bu eldeleri unutmuyoruz Evet üçüncü günün sonunda toplam 435 litre su tüketiliyor başlangıçta 600 litre su vardı depomuzda ve bunun 435 litresi tüketildiğine göre yani azalacaktır suyumuz. Bakalım ne kadar kalacak? Evet 0'dan 5 çıkmıyor. Buraya geliyorum. Burada da yok. O zaman buradan bir tane alırım. Burada 5 kalır. Buradan aldığım biri buraya getiririm 10 olarak ve bana buradan buraya gerekiyor sevgili öğrenciler. Buradan da bir tane alırım. Burada 9 kalır. Buraya 10 olarak gelir. Evet 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 3 çıktı 6. 5'ten 4 çıktı. 1. Evet 165 litre su kalır sevgili öğrenciler depoda. Cevabım C şıkkıdır. Evet bugünkü dersimiz burada sona ermiş oldu. Kanalımda sınıfınızla ilgili videoları mutlaka inceleyin. Ve bir başka dersimize görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.